Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaaz eden ve ruhanileri alemi ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal. Hazreti İsa aleyhisselamı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil, semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa, belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Bediüzzaman bu sözüyle Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişinin muhakkak gerçekleşeceğini bildirmekte ve meleklerin konumunu örnek vererek bu konuyu açıklamaktadır. Her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen. Hazreti İsa'nın ahir zamanda yeniden dünyaya dönecek olması Rabbimizin mucizelerinden biridir. Bediüzzaman sözleriyle Kur'an'da ve hadislerde haber verilen bu açık gerçeği dile getirmekte ve Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle yeryüzüne ikinci kez gelişinin kesin bir gerçek olduğunu açıklamaktadır. Bediüzzaman, meleklerin de Allah'ın izniyle gerektiğinde yeryüzüne geldiklerini söylemekte, Hazreti İsa'nın da Allah'ın takdir ettiği vakit geldiğinde yeryüzüne geri döneceğini ve Rabbimizin elçisi olarak insanları gerçek din ahlakına davet edeceğini anlatmaktadır. Melekler insanların bildiği zaman ve mekan boyutundan farklı bir boyutta yaşarlar. Meleklerin yaşadığı boyutun bizim bildiğimiz kavramların dışında olduğuna işaret eden bir ayet şu şekildedir. Bu azap yüce makamlar sahibi olan Allah'tandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. Ayette bildirilen 50 bin yıl olan bir gün ifadesi, meleklerin bizim sınırlı olduğumuz zaman kavramıyla sınırlı olmadıklarını göstermektedir. Ayrıca insanın bildiği zaman kavramının ötesinde bir yaşam daha olduğunun ve bu yaşamın dünyadakine benzer bir zaman veya mekan kavramına bağımlı olmadığının delillerinden biridir. Hazreti İsa'nın da böyle bir boyutta yaşıyor olması mümkündür. En doğrusunu Allah bilir. Meleklerin Allah'ın dilediği vakitte takdir ettiği bir iş için dünyaya geliyor olmaları ise, diğer boyutlardan bizim boyutumuza geçişin Rabbimizin izin vermesiyle mümkün olduğunu göstermektedir. Kur'an'da meleklerin kimi zaman Allah'ın insanlara vahyini iletmek, kimi zaman da müminlere yardım etmek ve onlara destek olmak için Allah'ın izniyle yeryüzüne indikleri bildirilmektedir. Sen müminlere Rabbinizin size meleklerden indirilmiş 3000 kişiyle yardım iletmesi size yetmez mi diyordun? Kullarından dilediklerine melekleri emrinden olan ruhla indirir. Benden başka ilah yoktur. Şu halde benden korkup sakının diye uyarın. Ayrıca Kur'an'da Hazreti İbrahim'e ve Hazreti Lut'a meleklerin elçiler olarak gelip kavimlerine gelecek azabı haber verdikleri, Hazreti Zekeriya'ya gelip onu bir çocukla müjdeledikleri, Hazreti Meryem'e gelip kendisinin seçkin kılındığını ve Hazreti İsa'nın doğumunu haber verdikleri bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aracılığıyla vahyedilişi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail'i görmesi de anlatılmaktadır. Bediüzzaman da meleklerin bu konumunu örnek vererek Hazreti İsa'nın ahir zamanda insani bedeniyle ikinci kez yeryüzüne gelişinin Allah'ın adetullahına uygun olduğunu ve Allah'ın bu vaadinin gerçekleşeceğini bildirmektedir.